Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına ilişkin açıklama geldi. Programın 3 temel bileşeni olduğunu söyledi Şimşek. Enflasyon, mali disiplin ve yapısal reformlar. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Ekonominin kaptanı Mehmet Şimşek, mali programın 3 temel bileşenini açıkladı. Sosyal medya üzerinden verdi mesajlarını. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterleriyle uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vatandaşlardan bir de isteği vardı. Şimşek, bir kez daha benden duymadığınız hiçbir habere, dedikoduya itibar etmeyiniz dedi. Her alanda öngörülebilirliğin artırılması. Gelelim iç siyasetin gündemine. Mecliste grup sayısı 6'ya çıktı. Seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ittifak için imzayı attı. Mecliste çatı parti Saadet olacak. 20 vekil bu çatı altında grup çalışmalarına katılacak. Haftaya da ilk grup toplantısı Saadet lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun katılımıyla birlikte yapılacak. İki parti meclis çalışmalarının yanı sıra yerel seçimlerde de işbirliği yapacak. Saadet Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. Sesimiz daha gür çıkacak mecliste. İmzalar atıldı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi mecliste grup kurma konusunda anlaştı. Dilekçeler meclis başkanlığına sunuldu. Nezaket gösterdiler. Bizim amblemimiz altında birleşerek mecliste bir grup oluşturmaya karar verdik. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kameraların karşısına geçti. Saadet Partisi çatısı altında birleştiklerini kamuoyuna duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. İki parti Saadet çatısı altında birleşti. Grup başkanı Gelecek Partili Selçuk Özdağ olacak. Grup başkan vekilliği ise iki parti arasında bölünecek. Meclis çalışmalarının yanı sıra yerel seçimlerde de işbirliği yapılacak. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi mecliste 10'ar milletvekiliyle temsil ediliyordu. Kurulacak bu yeni grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek. CHP'de ise değişim çağrıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Cihaner, ortada bir başarı yok, hezimet var dedi. Neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. CHP'de genel başkanlık için değişim çağrısı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yola devam mesajları veriyor. Başarısızlık benimdir. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Aytu Atıcı'nın sorumluluktan kaçmayız, elimizi taşın altına koyarız çıkışı sonrası bir açıklamada İlhan Cihaner'den geldi. Cihaner, genel başkanlığa adayım dedi. Genel başkan yardımcısı. CHP eski İstanbul milletvekili İlhan Cihaner, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacağını açıkladı. Başarıyı bırakın, hezimet olarak adlandırıyorum. Önemli kısmı sadece Erdoğan'dan kurtulmak için verildi. Bunların hepsini getirip bu bizim başarımızdır diyemezsiniz. Bu tablodan başarı nasıl çıkarılır? Ne de seçimi alamadık diye mücadeleyi bırakacağız. Değişim çağrılarıyla ilgili olarak da konuştu Cihaner. Mevcut durum analizi yapılmalı dedi. Partililerin mevcut durumun analizini yapması lazım. Biz niye yenildik? O süreci eleştirmeyen ve alkışlayan, sürecin aktörü olanların değişimin gerçek aktörü olabileceği kanaatinde değilim. Bir yandan parti içi iktidarın konforunu süreceksin, şimdi değişimin konforunu süreceksin. Bu olmaz. 100. yılı bitiriyoruz. İlhan Cihaner'e göre genel başkanlık kurultayı da bir an önce yapılmalı. Yerel seçimler sonrasına bırakılması tartışmaları daha da alevlendirebilir. Çok